Merhaba değerli sektör özel izleyicileri. Sektörler arası turumuz tüm Türkiye'de devam ediyor. Bugünkü durağımız Çatalca. Ural Süt ürünlerindeyiz ve yanımızda firma kurucularından Kadir Bey'i bulunmakta. Bakalım bize neler aktaracak. Kadir Bey merhaba. Merhabalar. Aslında kurucu evet ama babadan sonra tabii değil mi? Tabii, babayla beraber hala devam ediyorsunuz. Devam üçüncü ediyoruz, kuşak. Yıllardır bu bölümdesiniz ve bu bölgedesiniz. Aynen. Süt ürünleriyle ilgili yıllardır farklı hizmetleriniz zaten var. Büyüyerek devam etmişsiniz. Biraz sonra faaliyet ve hizmetlerle ilgili sohbet devam edecek ama önce izleyicilerimiz ben sizi tanıtmak istiyorum. Kadir Bey kimdir ve efendim buranın da hizmetini ve geçmişinizi de bizlerle ve izleyicilerimize paylaşır mısınız lütfen? Tabii ki. İstanbul Çatalca Nakkaş Köyü'nde ikamet ediyoruz. Ural Süt Çiftliği diye geçiyor. Babamız Halil Ural sağa çok şükür başımıza. Abi kardeş biz de hem çiftçilik hem hayvancılık hem de üretim olarak devam ettirmekteyiz hayatımızı. Sütle ilgili her şey var burada. Yoğurt, kaymak. Evet, onları açalım biraz. Onları da yapıyoruz. Sütkan biraz hizmetleri açalım mı? Yani buraya tercih edenlere neler var burada? Ürünlerimiz, ürün yapmazlısı. Yol düşüp gelen insanlarımız yoğurdumuzu alabilirler. Peynirimizi alabilirler. Tereyağımız, kaymağımız, sütümüz, sabah sağlamış sütlerimiz burada soğuk olarak. Artı 4 derecede. Yumurtalar var. Yumurtamız tavuklar var. Tavuklar var. Aynen öyle. Tavuk olabilir. Kuru yoğurma tavuk yediğiniz. Kesilmiş yoğurma tavuğumuz da var. O şekilde elleri dolu olarak evlerine dönebilirler. Tamamen sizin tabii ki burada üretiminiz tabii ve beslemeniz de olan. Tabii ki dışarıdan bir şey. Hepsi bizim ürünlerimiz. Dışarıdan peki, alıp satma şimdi yapıyoruz. Şimdi bakıldığında hizmet sektörüsünüz ve hizmet sektörü çok zor bir bölüm zaten ama bu sizin bölümünüzde biraz daha önemli sektörünüzde. Çünkü gıda olduğu için evet, içerisinde hataya yani mal yok. Aynen ve günlük öyle tüketilmesi gerekenler bakıldığında neye dikkat ediyorsunuz bu anlamda hizmetlerinde? Hızlı tüketim olduğumuz için yoğurtlarımızın ömrü kısadır. Siparişe göre yoğurt yapıyoruz. Öyle yapalım 20 gün dursun gibi raflarımızda yoğurtlarımız maalesef durmuyor. Siparişi kimlere hizmet peki? Için. Kimlere hizmet veriyorsunuz? Kimlere hizmet? Restoran tarzı yerlerimize küçük 250 gramlık çömlekler yapıyoruz. Açık ayran yapan yerlere 10 kiloluk kovalarımız var. Onlardan veriyoruz. Makinalarla kendileri yapıyorlar. Onun dışında marketler var. Şarküteri, yürüme mağazalar var mesela. Onlarda da böyle çömlek yoğurtlarımız var tam manda şeklinde. Peki tereyağından da bahsettiğiniz yumurtalardan da bahsediyoruz ama var mı internet üzerinden satışlarınızı kargoyla gönderebilecekleriniz? Tabii ki onları kargoyla yollayabiliyoruz. Yumurta biraz sıkıntılı ama tereyağımızı gönül rahatlığından kargoyla yollayabiliyoruz. İnternet sitemiz de var. Hangi bölgelere hizmetleriniz daha fazla? Genelde Anadolu yakası hariç Avrupa'nın bütün yerine geziyoruz. İstanbul'un bütün ilçelerine gidiyoruz. Yani Avrupa bölgesinde hizmette sınır yok yani aynen, değil mi? Evet. Herhangi problem olduğunda ne gibi çözümleriniz var? Hani tüketiciler sen alabiliyorlar, toptancılar ya da ama herhangi problem yaşanıyor mu ve sektörünüzle ilgili sıkıntılar var mı? Sektörümüzle ilgili sıkıntılar, ürünlerimizi verdiğimiz yerler bazen muhafaza edemiyorlar. Ne demek? Bu işte kar yapayım diye dolabın fişini çekiyor. Bizim yoğurtlarımız da katkısız, koruyucusuz olduğu için ömürleri kısalıyor öyle olunca. Ne oluyor? İadeye düşüyor. O tür yerlere pek vermemeye gayret ediyoruz. Kriterlerimiz var. Müşterimizde sorun yaşarsak da birebir değişimini yapıyoruz yani. Harikasınız. Her zaman malımızın arkasındayız. Peki sizler gibi çok yerde var çevremizde ve burada da görebiliyoruz çevrenizde, sizin çevrenizde de. Herkes kendi kalitesinden bahsediyor haliyle ama. Peki sizin farkınız ne? Neden gelinmeli Ural'a? Neden siz tercih edin? Bizim farkımız, bizim şeyimiz kaynağından doğal köy ürünleri. Bu ne demek? Biz kendi tarlalarımızı ekiyoruz, onları hayvanlarımıza, kendi hayvanlarımıza yediriyoruz ve kendi çıkan sütümüzü kendimiz yoğurt yapıyoruz. Yani A'dan son tüketiciye kadar, Z'ye kadar hepsinin arkasında biz varız. Peki her zaman yıllardır merak edilen ve spekülasyonlara yol açan yoğurt meselemiz var. Marketlerden aldığımız ve uzun süre dayanıklı diyoruz. Evet birçok madde var işin içerisinde bizler biliyoruz ama bilmeyen tüketicilerimiz var. Ve çoğu zaman biz de uygun fiyat politikasına aldanarak merdiven altı yapan yerlerden alabiliyoruz. Sizler aslında gibi yerler hani süt ürünleri satıyoruz diye. Peki tüketiciler anlayabilir mi iyi sütü ya da iyi yoğurdu? Biz neye dikkat edelim alırken? Vallahi, bu bölge şanslı siz olduğunuz için ama evet, tüm Türkiye'den izleniyorsunuz. Dışarıdaki de insanların anlayabileceği sütü kesilip kesilmediğine bakabilirler. Yani dışarıda bırakırlar. Eğer sabah süt kesilmişse anla ki katkısızdır. Ama kesilmeyip 3 gün duruyorsa o sütte demek ki içinde koruyucu madde vardır.
Yoğurdun da ekşimesinden anlayabiliriz. Hı hı. Dışarıya koyarız, onu da dışarıda bırakırız. Sabaha kadar yoğurdumuz ekşiliyse o da doğaldır. Ama ekşimemiş, hala taş gibi yoğursa demek ki içinde koruyucu ve sertleştirici maddeler vardır. Ve çok da büyük tehlikeleri de var, öyle değil mi? Aslında insan sağlığı. Gelişme çağındaki ve çocuklara bayağı bir zararlı, kemik erimesine kadar yol açıyor. O yüzden dikkat etsinler diyoruz. Etmeleri gerekiyor ama maalesef ki dediğin gibi fiyat politikası, herkes fiyata bakıyor artık bu zaman. Ama aslında sağlık çok daha önemli. Çok daha fazla paralar harcanabiliyor sağlıksız yediğimizde. Peki şimdi Urazu ürünlerine geldiğimiz zaman babadan teslim almışsın. Hatta 3. kuşak olarak devam ediyorsunuz şu anda. Yıllardır başarılı olan bir yeri sizler gençler olarak da teslim almışsınız ama çok daha zor elbette. Önünüzde başarı var. Başarının üzerine bir şeyler koymak zorundasınız. Yani, aradaki zorluğu babanın siz... bir tık üstüne çıkalım evet. Ki boynuz kulağa geçsin. Evet, siz de tabii gurur duyabilirsin aynı zamanda. Teknoloji ilerliyor elbette de. Peki bugüne kadar neler yaşandı ve size teslim aldıktan sonra korku var mıydı ve şu güne geleceğinizi hayal eder miydiniz? Neler kattınız, sizden sonra neler değişti? Biraz daha profesyonel çalıştık. Biraz daha internete yoğunlaştık. İnternet satışımız var. Biz bayrağı devraldığımızda öyle şey yaptık. Kurumsallaştınız. Kurumsallaşmaya gayret ettik. Bunun yanında özlüğümüzü kaybetmedik, özelliğimizi kaybetmedik, doğallığımız, bizim politikamız devam ediyor. Sağmalarla ilgili tabii ki sizler gibi yerlerde diğer unsurda sütlerin sağımı ve mikrobik olarak da birçok da unsur bulunduğu için o sağmanın önemini biliyoruz. Ne şekilde? Teknolojiyi mi kullanıyorsunuz yoksa birebir eski usulü mü? Sistem sağma, makineler artık elden sağımı yok. Makineyle sağıyoruz ve sağa sağma +4 derecelik soğutma tanklarımız var. Direkt sütlerimizi hiçbir şey görmeden, dışarıda bir bulaşmadan hemen soğutma tanklarımıza soğutup sütümüzün direncini arttırıyoruz. Peki, siz sürekli araştıran, gözlemleyen, yenilikler de katan bireysiniz. Aynı zamandaki kardeş olarak da, aile olarak da. Var mı peki farklı projeler, yenilikler buraya katmak istedikleriniz? Şehir dışına ürünümüzü yollamak. Ankara, atıyorum Antalya. Oralardan ürün taleplerinde bulundular ama ürünlerimizi oraya sorunlar çıkar diye yollamadık. Amacımız oraya ürünleri çıkarmak. Yani sadece istedik. Bölge değil, tüm herkes Türkiye'de... Ürünlerimizi bütün Türkiye'ye tatsın. Organik yesin insanlar. Evet, evet. Peki son olarak da sizleri destekleyen, burayı tercih eden müşterilerinize, izleyicilerimize, sizi şu anda görüp hizmet almak isteyenlere neler söylemek istersiniz? Güvenerek gelsinler. Dediğim gibi kaynağından doğal köy ürünlerine geliyorlar. Burada sağım yerimizi görebilirler, sağım yaptığımız yeri görebilirler, çiftliğimizi gezebilirler. Yani böyle işlerine sinerek, güvenerek ürünlerimizi alıp tüketebilirler. Görerek birebir şahit olarak gönül rahatlığıyla alsınlar. Ben çok teşekkür ediyorum. Vermiş olduğunuz değerli bilgilere hem kendi bölgenize hem Türkiye'ye kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışı içinde umarım uzun yıllar boyunca Ural Süt Ürünleri'nin ismini duymak dileğiyle. Farklı programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Başarılar. Evet değerli sektör özel izleyicileri, Nakkaşköy Ural Süt Ürünleri'nden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bizi izlemeye devam edin.